Merhaba çocuklar. Bakın motokaravan yolda ilerliyor. Merhaba motokaravan. Baksanıza motokaravan ne kadar büyük değil mi çocuklar? Aa, motokaravan bir eve ne kadar da benziyor. Tıpkı bir ev gibi. Karavanlar uzun süreli ve kısa süreli konaklamalar için tasarlanmıştır çocuklar. Hareket özgürlüğü tıpkı bir otomobildeki gibidir. Konaklama konforu ise tıpkı bir ev gibidir. Çalışanların konaklaması, doğa severlerin tatilini ve yaşam biçimini karavanda yaşamak üzere geliştirmiş kişiler için kullanımı oldukça yaygındır. Baksanıza motokaravanın tekerlekleri ne kadar da hızlı dönüyor. Tekerlekleri hızlı döndükçe motokaravan da hızlanıyor. Motokaravan motorlu bir kara taşıt olduğundan diğer araçlar gibi trafik kuralları ve işaretlerine uymak zorundadır çocuklar. Böylelikle yolda güvenli ve zevkli biçimde yolculuk edebiliyor. Bakın bu bir trafik işareti ve durmamız gerektiğini söylüyor çocuklar. Motokaravan yavaşladı ve durdu. İşte böyle. Trafik kuralları ve işaretlerine uyduğun için teşekkür ederim motokaravan. İleride bir trafik işareti var. İşte bu bir dur işareti. Bu işaretin olduğu yerlerde sürücülere gelen araca veya yayaya durmak suretiyle yol vermek gerektiğini, hatta gereklilikten önce bir mecburiyet olduğunu ifade eder. Karavan neden hızlanmış çocuklar? Bu denli hızlı biçimde giderken dur işaretini görmekte ve dikkat etmekte zorlanabilir. Bakın, işte dur işareti. Evet, motokaravan yavaşladı ve durdu. Oh, çok şükür. Bir an durmayacaksın sandım motokaravan. İşte motokaravan durdu. Araç ve yaya geçişi yoksa yoluna devam edecek. İşte böyle. Motokaravan durma zorunluluğunu yerine getirdi. Şimdi de herhangi bir geçiş olmadığından yoluna devam ediyor. Trafik kuralları ve işaretlerine dikkat edip uyduğun için teşekkür ederim motokaravan. Eğer siz de seyahat ederken dur işareti görürseniz, içinde bulunduğunuz aracın şoförünün durduğunu, sonrasında dikkatli biçimde yola devam ettiğini göreceksinizdir çocuklar. Bakın, ileride bir trafik işareti daha var. Bu işaret levhası, demiryolu geçidinin tam konumunu göstermek üzere bariyeri olmayan demiryolu hemzemil geçitlerinin iki tarafında da bulunur. Sürücü dikkatli olmazsa trenle çarpışabilir ve zarar görebilir. Yine son derece hayati bir öneme sahip bir trafik işaretidir. Motokaravan neden hızlanmış? Bu kadar hızlı biçimde giderken trafik işaretlerine dikkat etmekte zorlanabilir. Bakın, kontrolsüz demiryolu işaretinin yanından geçiyor. Ve işte hemzemin geçidi ve dur işareti. Motokaravan yavaşladı ama duramayacak sanırım. Eyvah! Dur motokaravan! Dur! Oh! Çok şükür. Az bir zararla büyük bir felaketten kurtuldun motokaravan. Kalsizliğin yüzünden kendini ve birçok yolcunun hayatını riske attın. Trafik işaretlerine dikkat edip kurallara uysaydın herkes güvende olurdu. Hem böylece zarar görmek ve zarar vermek zorunda da kalmazdın. Üzgünüm tren. Dikkatin ve korna çalarak motokaravanı uyardığın için teşekkür ederim. Aa, işte Pepe geldi. Hoş geldin Pepe. Merhaba. Üzülme motokaravan. Pepe şimdi seni tamirhanesine götürüp tamir edecektir. Ama bundan sonra trafik kuralları ve işaretlerine uy, olur mu? Şimdi kurtarıcı araba onarılman için seni Pepe'nin tamirhanesine götürecek. Pepe ne gündü ama. Motokaravanın dikkatsizliği yüzünden kaza az kalsın bir felakete dönüşecekti. Neyse, ucuz atlattık. Pepe önce motokaravanın ön tamponunu değiştirecek. Değil mi Pepe? Evet. İşte böyle. Pepe önce zarar gören ön tamponu yerinden çıkardı. Evet. Ve onu yenisiyle değiştirecek. Bakın, tıpkı eskisi gibi yepyeni oldu. Şimdi de çarpmanın etkisiyle hasar gören radyatör sıcak su dolaşım hortumunu değiştirecek. Bakın, çarpmanın etkisiyle hortum çatlamış ve sızdırmaya başlamış. Pepe şimdi onu değiştirecek. O zaman çatlayan radyatör hortumu gidiyor ve yerine yenisi geliyor. İşte böyle yerine takıldı bile. Çok hızlısın Pepe. İşte motokaravan onarıldı.
Şimdi yola tekrar çıkabilir. Ama bu sefer bütün trafik işaretlerine uyacak, öyle değil mi Pepe? Evet. Pepe, sana teşekkür ederiz. Motokaravana yardım ettin. Kurtarıcı araba, sana da teşekkür ederiz. Motokaravan senin sayende onarıldı. Hadi motokaravan, bundan sonra bu işaretin kontrolsüz demiryolu geçidi işareti olduğunu unutma. Trafik işaretleri ve kurallarına dikkat et. Durulması zorunlu olan gerekli yerlerde dur, olur mu? Pepe, motokaravan güvenle yoluna devam ediyor. Şimdi geçen hafta kontrolsüz demiryolu geçidi işaretimizi doğru bilen arkadaşlarımızı tanıyalım. İşte bizi takip eden ve trafik işaretimizi doğru bilen arkadaşlarımız. Arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Pepe, iyi iş çıkardınız. Kapanış lafımızı söyleyelim mi? Ne dersin? Evet. Hem eğlenmek hem öğrenmek. Hem eğlenmek hem öğrenmek adına bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşça kalın. Hatırlatmakta fayda var köşemizde sizlere veda ediyoruz. Karavan kelimesinin kökü kervandan gelir. Atlarla çekilen karavanlar geçmişte toprak yollarda boy göstermiştir. Eskiden tasarlanmış bu taşıtın günümüze ulaşmasına katkı sağlayan Eccles, 1919 yılında ilk prototip karavanı tasarladı ve bu fikrini hayata geçirmeyi başardı. Eccles'in reklam sözü, "Tatil problemi çözüldü" oldu. Hemen tıkla ve kanalıma abone ol.